Evet sevgili dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de tıpkı sizin gibiyim. Yani yaşadığımız şeyin adına ne denilirse ondan yaşıyoruz. Ben dilerseniz arkadaşlar spor yazarlarının sözleriyle başlayayım ve kısa kısa tutup asıl söylemek istediğim şeyleri yapayım. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe'miz sahasında Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda mağlup olup Avrupa'ya veda etti. Bu büyük başarıdan dolayı da birçok kişi konuşmalar yaptı. Gürcan Bilgiç, iki açıdan bakacağız maça. Birincisi yukarıdaki yazdığımız gibi ahlarla. İkincisi Aston Villa ile oynanacak yarı finalin getireceği soru işaretleriyle. Fenerbahçe kazanmak için çıktı ama bir gün önce Manchester City'nin başına geldiği gibi Olympiakos maçı penaltılara götürmek istedi ve başardı. Ömer Ründül, ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım. Eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan, müthiş taraftar desteğiyle Yunan Ligi'nin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok diyor. Haklı. Uğur Meleke, normal süre 1-0 sonuçlandıktan sonra ise apayrı bir müsabaka başladı Kadıköy'de. Fenerbahçe daha yorgun gözüktü. Son 30 dakikada daha kopuk bir futbol vardı. Üçü de üzgün bir biçimde oyundan çıkan Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Fred'siz diyor. Bak, Dzeko, İrfan Can Kahveci, Fred'siz takım daha renksizdi. Olympiakos'u ortak etti oyuna. Futbolcuların hiç olmazsa biri ya da ikisi anca acaba 120 dakikayı tamamlayamaz mıydı? Fred'in çıkmak istemediği zaten vücut dilinden netti diyor. Onlar sahadayken Fenerbahçe'nin daha iyi yönüden penaltılarda kalitelerine ihtiyaç duyulacaktı bu isimlerin diyor. Güntekin Onay, Fenerbahçe gücünün kalitesinin rakibinden oyun olarak da her alanda üstün olan bir takım olduğunun farkında değil miydi acaba? En azından İsmail Kartal değildi galiba diyor. İlk maçta Ferdi, Fred ve İsmail'i yedek oturtup rakipten 3 gol yedikten sonra hamleleri yapması ne kadar yanlış ise dün akşam da 3 değerli oyuncuyu aynı anda çıkartması da hataydı. Fenerbahçe güle oynaya rahatlıkla geçmesi gereken bir turu Olympiakos'a adeta altın tepside sundu diyor. Engin Verel, İsmail Hoca'nın hataları penaltılara kadar sirayet etti. Erken kopabilecek maç hayal kırıklığıyla bitti. Hani bu kadar yakın bir fırsat ne zaman gelir kim bilir diyor. Ayaklarına sağlık. Ercan Güven, bu kez doktorlar masum diyor. Ki bence çok oturtan bir cümle. Yani dün akşam şölen olarak başladı. Doktor ne yersen ye demiş. Sahada ideal kadro dizilmiş. Tribünler muhteşem. Umutlar zirvede. Fenerbahçe oyundan düşüp müthiş hamlelerle daha dibe vurunca tur uzatmalara, oradan penaltılara. Livakovic mi kurtaracaktı takımı? Ayağı topa değmeden penaltı kullanan Bonucci mi kurtaracaktı takımı? Sorumlu kim? Bu kez doktorlar mı? Fred, İsmail'e çıkartıp Zajc'ı, Krunić'i sokan, bakın Zajc'ı, Krunić'i sokan, Fred'li dahil herkes hayretler içinde bırakan teknik heyet ilk sırada elveda Avrupa diyor. Küfür eder gibi söylüyorlar. Hepsinin açıklaması doğru. Hiçbirinde eksik yok. Yani İrfan Can Kahveci ve Fred'i çıkarıp, ya iki tane oyuncuyu çıkartıyorsun. Yoruldu şöyle böyle, anladım. Ama aldığın iki tane. Halil Özer, Fenerbahçe ne kadar kötü olursa olsun Fred ve İrfan'ın çıkması top kontrolünde sıkıntı yarattı. Özellikle ilk yarı uzatmada Yunan takımı daha etkiliydi. Fenerbahçe daha iyi savunma yaptı. Penaltılarda Livakovic elinden geleni yaptı ama Tadic, Cengiz, Bonucci gibi isimler penaltıları kaçırınca kaçınılmaz son diyor. Ben şunu da çok merak ediyorum. Hani Cengiz Ünder gece hayatı dışında bir şeyler yapacak mı? Hani İstanbulspor maçında 4 gol attı. Tamam dedik. Ulan iyi ki 15 milyon euroyu verdik. Sonrasında uçtu kaçtı. Oktay Dereloğlu, turu Fenerbahçe hak etti diyor. Penaltılarda beceriksizdi. İlker Yağcıoğlu ikinci golü atıp turu geçelim derken turu kaybetme ihtimaliniz her zaman vardır. Bu yüzden Fenerbahçe öncelikle golü yememek için mücadele etti. Değişiklikleri açıkçası yadırgadım. Buraya kadar gelmek başarı ama Fenerbahçe ikinci golü bulacak iştahı ve oyunu yansıtmalıydı. Yazık oldu diyor. Hilmi Türkay da çok yazık oldu diyor. Yani İsmail Kartal niye Fred'den İrfan Can'ı çıkarttı anlayamadım diyor. Herhalde sarı kart ceza sınırında olduklarındandır. Sonlara doğru baskıyı artırsak da maç uzatmaya gidiyor. 103'te önce Livakovic, sonra direkt ardından çizgide Ciku, yürekler ağızda. Penaltılar Cengiz, Tadic, Bonucci gibi tecrübeli isimler penaltı kaçırırsa turda gider. Kupa hayalde. Livakovic 2 penaltı çıkardı. Daha ne yapsın? Yazık oldu Fenerbahçe'ye diyor. Elvir Balic, İsmail Hoca'yı eleştirmem diyor. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. İsmail Kartal'ı eleştirdim diye muhtemelen şu andan itibaren bana da hain diyecekler çıkacaktır. Çünkü bazı arkadaşlarımız taparcasına bazı fikirlerin arkasından gidiyor. Bu da tabii onlara yanlış olarak dönüyor. Fenerbahçe 55 dakika iyiydi ama sonrasında Fred, İrfan düştü. Szymanski düştü. Tadic bir şey yapmaya çalıştı. Dzeko'nun hiçbir katkısı yoktu. Güçlü bir kulüben var. Bu oyunculara güveniyorsun. Bu oyuncular ne zaman oynayacak? Cengiz, Zajc, Batshuayi girdi. Onlar ne yaptı işte? Sıkıntı bu. En ufak katkıları yoktu. Böyle olunca İsmail Hoca'yı eleştirmem diyor. Şansal Büyük'a karşına kim çıksın diye sorsalar Olympiakos'u istersin. Yunan Ligi nerede? Biz neredeyiz? Olympiakos nerede? Fenerbahçe nerede? Penaltılarda olsa bu takım eleniyor. Yazık oldu. Atina'da ikram ettin. Burada ikram ettin diyor. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe 2 milyon eurodan oldu. Yani eğer 2 milyon euroyu kaçırdı. Yarı finalin kapısından döndü. Şu ana kadar da 9.8 milyon euro kazanmış oldu reklam gelirleri hariç. Ve yarı finale kalsaydı 2 milyon euro daha kasasına koyacaktı. Ancak olmadı diyor. Şimdi Ahmet Ercanlar küçük bir değerlendirme. İsmail Kartal'a eleştiriyle başlayalım. Cengiz değişikliği takımı bir kişi eksik oynattı. Çok formsuz. Sebebini araştırmak gerek. Doğru. Zajc sezon başından beri oyuna giremedi. İmzalanması da takımda kalması da bence yanlış tercihti diyor. Günaydın. Ben bunu söyleyince bazıları beni topa tuttu arkadaşlar. Yani eleştirinin iki tık ötesine gittiler. Beni topa tuttular, onu söyleyeyim. Maçın büyük bölümü Fenerbahçe hakimiyetiyle geçse de pozisyon üretilemedi. Rakip iyi savunma yaptı. Gelelim madalyonun öteki yüzüne. Ya bir rüzgar var, o rüzgara doğru konuşmasan vay haline diyor. Sonra da bir şeyler oluyor. Bu takımın farkı fırtınalı denizlerden sonraki sakin sulara kolayca geçebilmesi. Eski Fenerbahçe bu sezon 10 kez dağılmıştı. İnsanlar öfkeliyken atıp tutmak, saldırmak, hedef göstermek her zaman iş yapar. Sakin kalırsanız onun bunun adamı oluyorsunuz. 48 saat sonra fikirler birbirine yaklaşıyor ama bu takım bu fırtınalı havalarda hemen toparlanıyor. Başka takım bu diyor. Dün en çok eleştirilen konu Fred'in oyundan çıkması. Dakika 86'ydı. Takım yaşlı ve yorulmuştu. Fred sakatlık sonrası 120 dakikayı çıkartamazdı. Bekao da öyleydi. Değişiklik normaldi. Yerine giren Zajc olması belki talihsizlik. Belki mecburiyetti. Mert Hakan kadroda olsa belki farklı olabilirdi diyor. Yalnız Mert Hakan kadrodaydı da demek istediği hazır olsa manasında demek istemiştir. Mert Hakan kadrodaydı ama sakatlığı %100 geçmediydi. Onu söyleyeyim. Benim en büyük eleştirim İrfan Can'ın alınmasıydı. Cengiz'in formsuzluğu nedeniyle Fenerbahçe 10 kişi oynadı. Hani yenildikten sonra herkes kızgın oluyor ama yorumcular ve gazetecilerin böyle hakkı yok diyor. Taraftar gibi sinirimizi buraya yazarsak yani insanlara doğru yönlendirmiş olmalıyız. Ya susmalıyız ya da öfke kontrolünü iyi yapmalıyız. Onu hedef göster, bunu göster. Yayınlarda bana bir haller oluyor de. Yani böyle yorumcu olunabiliyorsa bence yüz binlerce insan burada yorumculuk yapmalı diyor. Bak buraya da katılıyorum. Sen farklı ne verebilirsin diye. Hani ben mesela sakinliğimi koruyorum, bana diyorlar hocam sen nasıl Fenerbahçelisin? Açın sosyal medyayı, ağırlıklı görüş neyse o görüşü kendi görüşünüz gibi anlatın o zaman. Kahraman olun diyor. Bu kadar basit mi diyor. Çoğu bunu yapıyor. Düşünün ki Okan Buruk felaket bir Prag turundan sonra bizim için iyi oldu, lige odaklandık dedi. Herkes alkışladı. Orada kaosçulara prim yok bak. Burası Galatasaray. Devam eden yarışlarına zarar vermiyorlar. Belki sezon sonuna bırakıyorlar hesaplaşmalarını diyor. Hani Fenerbahçe taraftarı diyor ki ya Galatasaray'da diyor başkan başarısız oldu mu diye hemen gönderiyorlar. Hemen göndermiyorlar. Onlar da sezon sonu gönderiyorlar. Yani sezon sonuna kadar bekletip o zaman gönderiyorlar. Çok akıllıca da. Keşke Fenerbahçe de aynısını yapsa. Yani keşke. Neyse ben yine devam edeyim. Yani yazı uzlar gider, çoğunuz da buraya kadar okumayacaksınız. Okumayı sevmeyenleriniz çoğunlukla basit ve sığ yorumlarla hamaset yapmalıydım. Yazdım buraya kadar diye. Şimdi maçın bitiminde Serhat Akın'ın eleştirileri. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu, bilmiyorum doğru mu? Bu direkt kendi ağzından mı çıktı bilmiyorum ama bir bilgi vereyim. Direkt takım içinden bilgi. Fenerbahçe penaltı falan çalışmamış. Yalandan düdükle beraber herkes kafasına göre vurup devam etmiş diyor. Hani Yağız Sabuncuoğlu'nun böyle bir üslupla bir şey paylaşacağını zannetmiyorum. eğer böyle bir üslupla paylaşabiliyorsa, değil Fenerbahçe tesislerine falan girmek, Fenerbahçe adını ağzına andığı zaman kulübün telif hakkı atması lazım. Eğer böyle bir şey dediyse, zannetmiyorum diyeceğini. Çünkü şu üslup çok böyle mahalle ağzından daha da aşağı bir üslup. Ha, çalışmamış olabilirler. Doğru. Ama onu da belirteyim. Serhat Akın, İsmail Kartal her şeyi yaptı. Bütün değişiklikleri yanlış. Bana yardımcı olun. Gerçekten kendimde değilim. Krunić, Zajc'la 3 yedin. Nasıl onlara dönersin? Bu adam yüzünden futbolu unuttum. Biri bana anlatsın, futbol konuşmayı bırakacağım diyor. Şimdi Krunić, Zajc'la 3 yedin. Nasıl onlara dönersin cümlesi var ya. Düşündürücü bir cümle. Gerçekten. İrfan Can bugün oyundan çıkarılana kadar adamın futbol bilgisi sıfırdır diyor. Bugün İrfan Can'ı çıkaran adamın. Tımarhaneden kaçıp hocalık rolü üstlenen insanlar var ya, İsmail Hoca öyle diyor. Yani çok ağır da hakaretler var. Yani ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'a ağır hakaretler. İstifa edecek mi? İşte cevabı diyeyim. Çünkü şerefliysen mi demiş, Fenerbahçeliysen mi demiş, İstifa edersin demiş Serhat Akın. Yani düşünün, böyle bir cümle kurmuş. Serhat Akın, Fenerbahçe İsmail Kartal'ı göndersin, teknik direktörsüz kendi kendine şampiyon olur ama İsmail Kartal'la olamaz. Yani bu da ağır bir cümle gerçekten de. Şimdi İsmail Kartal'a taktik veren Serhat Akın, bence bu sene fırsat transferi Gustavo Henrique demişti, hatırlayın. Virgil van Dijk'le aynı boydalar. İkisi de yavaş, pozisyon bilgileri aynı demişti. Hatta Henrique'nin pozisyon bilgisi Kim Min-jae'den daha iyi demişti. Ben Serhat Akın'da şunu görüyorum. Hani bir yerlere yamanma çabası görüyorum. Bakın. Şimdi bizim Fenerbahçe olarak en büyük sıkıntımız şu. Biz hep bir şeylere bağlıyoruz. 2006'da Denizli'de kaçan şampiyonluk. Bugün sorun FETÖ'ye bağlarız. 2010'da Bursa'nın şampiyonluğu. Bugün sorun FETÖ'ye bağlarız. Ciddi söylüyorum. 2012 Süper Kupa. Bugün sorun FETÖ'ye bağlarız. 2013 Benfica. Bugün FETÖ'ye bağlarız. 2016 Final Four CSK maçı. 2018 Final Four Real Madrid maçı. 2021 Sivas yenilgisi Emre Belözoğlu dönemindeki. 2023 İstanbulspor puan kaybı. 2024 Olympiakos yenilgisi. Hani Fenerbahçe çok fazla travma yaşadı. Kabul. Ancak travmaları atlatmak için bizim yapmamız gereken şey şu: önümüze bakmak. Yapacak bir şey yok. Şimdi İsmail Kartal, ben bugün öğretmen arkadaşlarıma da söyledim. Ne zaman ukala konuştu, o zaman sıkıntı yaşadı. Bak, geçen çarşamba günü Olympiakos maçından önce İsmail Kartal'la Çağlar konuştu. Çağlar ukala konuştu. Bence turu Çağlar'la kaybettik biz. Yani Çağlar o hatayı yapmasa o maç kesinlikle 0-0 biterdi. Bir de şu deplasman golü kuralının kalkması. Ulan deplasman gol kuralı gayet iyi bir kural. Neyini değiştiriyorsunuz arkadaş? Adam kendi evinde daha dirayetli olsun, daha iyi olsun. Neyini değiştiriyorsunuz? Şimdi millet skorun üstüne yatmaya başladı. Şimdi düşünsene deplasman kuralı olsaydı. 3-2 yenildin. Çok güzel abi, 1-0 sana yarar, 2-1 sana yarar diyecektin. Sen 1-0 buldun, herif sana saldırmaya gelecekti. Fenerbahçe'ye karşı açık olacaktı. 2-3-4-5'i bulacaktın. Ama biz bak bunu atladık. Biz bu detayı atladık. Biz erken 1-0 öne geçtik. Adamlar birbiri bulmaya çalışmadı ki. Adamlar 1-0 dursun, ben bir şekilde penaltıya götürürüm dedi. Biz de sağ olsun teknik direktörümüzün dersine hiç iyi çalışmamasından kaynaklı. Ya rakip kapanıyorsa, dakika çalıyorsa, bir, yerdeki futbolcular geberse de oyuna devam et. İki, adam kapanıyorsa uzaktan şut dene. Duran topları iyi kullan. Penaltı falan almaya çalış. Ceza sahasına yakın bölgelerde daha çok paslaş, daha hızlı paslaş ki bir çelme, bir tekme frikik kazandırır. Fenerbahçe 2-0 öne geçseydi 3-0 öne geçerdi. Ama o 2-0'ı bulmak, 1-0 öne geçmişiz, seyirci desteği, tribün desteği hepsi var. Bunu kullanamıyorsan, yani İsmail Kartal kusura bakma ama hatayı kendinde ara. Çok ukalaca konuştu. Hani ben İsmail Kartal'ın konuşmalarını çok net dinledim. Aşırı bir ukalalık vardı. Bu ukalalık hayra alamet bir ukalalık değildi. Anlatabiliyor muyum? Ve sorun da burada. Ve arkadaşlar sonuç olarak İsmail Kartal istifa edecek mi? Hayır. Sezon bitecek arkadaşlar. Sezon bitmeden asla ama asla İsmail Kartal istifa etmeyecek. Şimdi muhtemelen bir iki tane akıl yoksun arkadaş diyecekler ki ya ben videoyu izledim, maçlıkla alakası yok diyecekler. Onlar çünkü izlemiyorlar. Bir 30 saniye falan bakıp kapatıyorlar. Sonra diyorlar ki izledim, maçlıkla videonun alakası yok. Arkadaşlar kimseye engel atmıyoruz. Herkes istediği gibi yorumunu yapsın. İsterseniz küfürlü yapın. Siz bilirsiniz. Başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Onu belirteyim. Bak kesinlikle söylüyorum. Başınıza geleceklerden siz sorumlusunuz. Küfürlü yorum yapabilirsiniz. Önce bunu söyleyeyim. İkincisi arkadaşlar, çakal bazı arkadaşlar, onların yorumunu direkt engellemek istiyorum. Bir daha yorum yapamasınlar istiyorum. Yazıyor işte ya başlıktan alakası yok. Bak başlığa şunu koymayı düşünüyorum. İsmail Kartal'a ağır hakaretler. Fenerbahçe istifa edecek mi? İşte cevabı. Hem de %100. Arkadaşlar %100 olarak İsmail Kartal sezon tamamlandıktan sonra göreve devam edip etmeyeceğine karar verecek. Bu süreç şimdi asla konuşulmayacak. İsterse kalan bütün maçlarda mağlubiyet alınsın, yine konuşulmayacak. Bilginiz olsun. Yani sonuç bu. Anlatabiliyor muyum? Sonuç olarak bu. Ha İsmail Kartal'a eleştiri tabii ki olacak. Ama İsmail Kartal'ın kendine eleştiri yapması lazım. Ne yaptım demesi lazım. Ve şunu da belirteyim. Şu saatten sonra yükleme yapılmasına da gerek yok. Futbolcular adam akıllı çalıştırılsın. Kalan haftalar en azından doğru düzgün yapılsın. Süper Lig'de ilerleyen haftalarda 26 Mayıs'ta ligin bitirilmesi falan planlanıyormuş. Sakın 26 Mayıs'ta bitirip de kendi Süper Kupayı oynatacağız lafınızdan yalan olduğunu, hani Süper Kupayı oynatamayız 23 Mayıs'ta. Milli takım kampta olacak, yalanınız ortaya çıkmasın. Bir an önce şey yapın. Ligi bitirmeye bakın. Zaten Süper Lig'in bildiğim kadarıyla da birkaç maçı açıklandı. Yani Süper Lig'de bildiğim kadarıyla maç fikstürleri açıklandı. Bugün 33. hafta Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş Ankaragücü maçıyla. 34. hafta belli. Ya ben Fenerbahçe açısından bakayım da daha kolay olsun arkadaşlar. 35. hafta 6 Mayıs'ta Konya. 36 belirsiz. Karagümrük Galatasaray'ın olduğu hafta belirsiz. 12 Mayıs. 19 Mayıs haftasında Galatasaray Fenerbahçe maçının olduğu hafta belirsiz. 26 Mayıs'ın olduğu hafta belirsiz. Bence şöyle yapılsın. 6 Mayıs'tan sonra mesela orada bir de Türkiye Kupası maçları olacak arada mecbur. 6 Mayıs'tan sonra bence oraya araya bir Türkiye Kupası maçları sıkıştırılabilir. Sıkışmıyorsa da 10 Mayıs'a falan yapılsın. Sonra araya Türkiye Kupası maçları. Sonra büyük finalin olduğu hafta. Ardından da 23 Mayıs gibi de hafta içinde de Fenerbahçe İstanbulspor, Konya Galatasaray maçları oynanıp lig bitirilsin. Herkes bu eziyetten kurtulsun. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Bir küçük bir bilgi vereyim. Fenerli Duyum hesabım. 2M ile biten Fenerli Duyum hesabım. Kimliği belirsiz teröristlerce şikayete uğramış. Hesabı askıya aldık diyorlar da açmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Twitter'da bir hesabım daha var. Mustafa Hoca 1907. Aralarında herhangi bir işaret yok. Mustafa Hoca 1907 arkadaşlar. Orayı takip ederseniz de sevinirim. Görüşmek üzere.